ve seyirciler, bir tıp dünyasıyla daha bugün karşınızdayız efendim. Tıp dünyası bugün başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan Kanal T'nin açık hava stüdyolarından sizlere ulaşıyor. Onkolog doçent doktor Kudret Çağlar'la beraber hazırlayıp sunmuş olduğumuz tıp dünyasının bu haftaki konuğuysa Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağatay Güler. Kendisiyle biraz daha sohbet gerçekleştireceğiz. Peki kimdir Profesör Doktor Çağatay Güler? İşte bu konudaki detayları ise Sayın Doçent Doktor Kudret Çağlar'dan öğreneceğiz ve ardındansa Sayın Çağatay Güler'e sorularımız olacak. Güzel bir sohbetimiz olacak tıp dünyasında yine bugün. Herkesin anlayabileceği bir tabirle söylemek gerekirse Sayın Çağatay Güler aslında bir halk sağlığı uzmanı. Çevresel faktörleri konuşacağız bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Çevremizin sağlığından bahsedeceğiz. Çevremizde kirlettiğimiz çevremizin daha doğrusu veya atmosferimizin sağlığımıza ne tür etkileri olduğundan bahsedeceğiz. Ve ben hemen sözü Sayın Doçent Doktor Kudret Çağlar'a bırakıyorum. Sayın Çağatay Güler'i bir anlamda sizlere tanıtması amacıyla. Efendim öncelikle Çiğdem Hanım çok teşekkür ederiz. Çağatay Hoca bizim tıp fakültesinde bize emeği geçen, gerçek bir bilim adamı, halk sağlığı konusunda emeğini hiç esirgemeyen, özverili çalışmaları olan, yurt dışında ve yurt içerisinde saygınlığı ve söylediklerinin anlam açısından son derece kuvvetli ve son derece saygın bir insan, bir bilim adamı benim hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun güzel sözleriniz için de. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize zaman zaman geliyorsunuz, konferanslar veriyorsunuz, çeşitli değerlendirmeler yapıp incelemelerde bulunuyorsunuz ve bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çevresini ve halkını korumak amacıyla büyük bir özveri gösterdiğinizi biliyoruz. Hepimiz için önemli. Kıbrıs'ta çok, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de özellikle bizim açımızdan önemli. Her türlü katkı yapmaya da hazırız. O görevimiz de aynı zamanda. Evet. Son dönemlerde gündemde olan bir konuyla hemen başlamak istiyorum. Çünkü sizin de biliyoruz ki uçağınız var. Ayağınızın tozuyla bize zaman ayırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Son dönemlerdeki konuşulan konular arasında öne çıkan bir konu ki anızlar. Kuzey Kıbrıs Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde anız yakılmasının yasak olduğunu biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde henüz yasaklanmış değil. Anız yakılmasının insan sağlığına ve çevreye ne tür zararları var? Biraz bundan bahsedersek. Şimdi eskiden biz çevre sağlığını anlatırken çevrede insan sağlığına zararlı etmenleri ortadan kaldırmak için çalışan halk sağlığı dalı dedik. Fakat şeyi fark ettik. İnsanı merkez aldığımızda birçok şeyi gözden kaçırıyoruz. Bizim varlığımız ekosistemdeki diğer canlıların varlığı olmadan mümkün değil. Bunu çok iyi gördüm. Çünkü artık çevre sağlığı deyince çevrede insanın ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden, varlığını tehlikeye düşüren etmenleri ortadan kaldırmaya yönelik halk sağlığı dalı diyor. Çünkü onlar olmadan yaşamamız mümkün değil. Ve çok ilginç, tabii bize zararlı bir böcek varsa, bize zararlı bir canlı varsa ortamda, onların avcıları da o ortamda var. Evet. Ve biz o canlıları ortadan kaldırmaya çalışırken, farkında olmadan onların avcılarını, bizim için çalışan diğer canlıları da yok ediyoruz ve oradaki dengeyi bütünüyle bozuyoruz. İşte bu bozma sonucunda, bir kendimizi ön plana çıkarak aldığımız önlem sonunda bizi tehdit eder duruma da geliyor. Şimdi doğada canlılar arasında bir denge vardır. Bunu en güzel mavi kelebekleri örnek veririm. Biz kırlarda gezerken orada küçük mavi kelebekler vardır. Bir de bakarız orada kekik vardır. Yere bakarız karınca vardır. Yani bunların üçü bir aradadır. Diyelim ki biz karıncalardan rahatsız olduk. Karıncalara müdahale ederiz, bakarız ki mavi kelebekler yok olmuş, kekik de yok olmuş. Şimdi normalde mavi kelebekler yumurtalarını kekiklerin yaprakçıklarına yaparlar. Ve bunlar yumurtadan çıktıktan sonra kupa haline gelir, ağırlaşırlar ve yere düşerler. Ve ağızlarından balsı bir salya akar.
bu kupaların. Karıncalar bunları yuvalarına taşırlar ve ağızlarındaki bu balsı salyayı yerler ve kendileri yumurtlarlar. Ve daha sonra karınca yavruları yumurtadan çıkar. Bunlar da onların yavrularının bir kısmını yerler, kelebek olur uçarlar. Ve kekiğin tozlaşmasını sağlarlar ve hiçbiri birbirini yok etmez. Yani birbirlerinin avcısı durumuna geldikleri dönem olur, birbirlerini yok etmez. Evet. Ama insan müdahale ettiği an bir bakarız ki üçü birden yok olmuş. İşte ekolojideki denge, ekosistemlerdeki ilişkiler böyledir. Biz tabii ekolojiye müdahale ederken aynı züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi davranıyoruz. Bize zararlı bir şeyi yok ettiğimizi zannederken orayı kırıp döküyoruz ve yok ediyoruz. Şimdi anız sonuçta kesilmiş, buğday biçildikten sonra, ekinler biçildikten sonra kalan saplar, toprakta kalan saplar. Ziraatçılarımız kuşkusuz bunları bizden daha yetkin olarak açıklayacaklardır. Ama sürme kolaylığı olsun diye, bazı böcekler ortadan kalksın diye bunları yakma eğilimi var. Aslında bu değişik yöntemlerle değerlendirilebilir. Ama bir şekilde bunlar zamanında değerlendirilmediği için tarlada kalmış oluyor. Sürümü kolaylığı olsun, zararlı böcekler varsa ortadan kalksın diye bölüm bölüm yakma eğilimi var. Bir de eski tip pulluklarla sürülürken onların dişlerini de sıkıştırır, ikili bir temizlemek gerekir, sürmeyi zorlaştırır. Bu gibi zorlukları da ortadan kaldırma eğilimi de var bunun içinde. Ama biz o kısmı ziraatçılar çok daha iyi değerlendireceklerdir çözüm yollarını ve neler yapılması gerektiğini. Ama yaktığımız zaman bir sürü sorunlar çıkıyor. Birisi bu bizim için yararlı olan böcekler arası ilişkiyi de ortadan kaldırıyoruz. İkincisi her yerin yakılmasına müsaade edilmesi mümkün değil. O zaten bir felaket olur. Ama yaktığımız zaman bir başka tarafa da bu yangının yayılma tehlikesi var. Türkiye'de çok önemli ormanlık alanlar anız yakma yüzünden kaybedildi. Bunların sonradan kazanılması 10 yıllar istiyor ve ormandaki bütün canlıları da yok ediyoruz. Aynı zamanda daha büyük canlılar, yılanlar, kirpiler, bunların büyük bir çoğunluğu bize faydalı canlılar. Onların da ölümlerine yol açıyoruz. Tabii anız alanından bunların kaçıp kendilerini kurtarabilmeleri mümkün değil. Yani insanlara yılan soğuk gelir ama yanan bir yılanı görüp de için parçalanmaması mümkün değil. Bunu yapanlar vahşet olsun diye yapmıyorlar. Belki kendi özel amaçları için daha yararlı olduğunu düşünüyorlar. Ama şunu biliyoruz. Bütün tarlaları birden yakmak söz konusu değil. Ama ada şeklinde bir tarlayı yaktığınız zaman komşu bölgelerden o yok ettiğini zannettiği zararlılar yine o bölgeye geliyor. İkincisi bazı görüşlere göre yakma da sonucunda zararlılar ortadan kalkar. Daha sonra o böcek kıran ilaçlar kullanılmasını gerek olmaz diye düşünüyor. Hayır öyle olmuyor. Yapılan çalışmalar bunların daha büyük oranda püskürtülmesine ihtiyaç duyuluyor. Sonuçta anız yakma, yakma süreci çok eski dönemlerin yanlış bir alışkanlığı. Tıpta da eskiden olmuştur. Yani bazen işte bunu birçok arkadaş da söylediler dünkü toplantıda. Eskiden salgın çıkan kentler yakılırdı tümden. Onunla benzer bir uygulama. Evet. Oysa o hastalıkları önlemiyordu. Sonuçta bizim Hazreti Muhammed'in bir sözü vardır. Veba olan şehre girmeyiniz, veba olan şehirden çıkmayınız. Ya gerçek karantina bu işte. Önlemi alan o. Evet. Yani asıl salgını önleyen uygulamalar zaman içerisinde başka yollarla boğuluyor. Kenti yakmanın bir çözüm olmadığı anlaşılıyor. Onun için doğaya müdahale ederken, ekosistemlere müdahale ederken çok dikkatli olmak lazım. Ve yakma yeni nesiller için de sanki en ufak bir zararlı gördüğümüz zaman ona istediğimiz eziyeti yapabilirmişiz duygusu da vermemekte büyük yarar var. Pire için yorgan yakmak. Pire için yorgan, çok güzel bir benzetme. Pire için yorgan yakma, bu anız yakmalı. Hocam tabii sizler ülkemizi çok iyi tanıyorsunuz. Bizler tıp dünyası olarak geçmiş haftalarda ülkemizin en büyük çevre felaketlerinden biri olan Dikmen Çöplüğü'nde bir çekim yaptık. Evet. Tabii ben de ilk kez orada olduğum için
gördüklerimizden dehşete kapılmamak mümkün değildi. Çünkü bunu biz yapıyorduk. Bizim bir çöpümüzdü oradaki birikenler. Tabii sizin sözünüz hatırımıza geldi. Çok güzel bir konferansınızda güzel bir cümle etmiştiniz. Çöpümüzü döktüğümüz yer çöplük değildir demiştiniz. Bize bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Bir uzman görüşü olarak, ülkeyi çok iyi bilen bir insan olarak. Şimdi sorun şu. Biz bir yer seçelim. Sonra çöplerimizi oraya döküp kaçalım olur zannediyoruz. Aslında çöplük alanı bir tesis. Yani kamyonlarla çöpümüzü döküp kaçtığımız yer değil, bir tesis. Altyapısı olması lazım. Bu altyapı çöplüklerin yer seçiminden hesaba katmamız lazım. Yüzeysel su kaynaklarına yakın olmamalı. Yeraltı su kaynaklarına yakın olmamalı. Altında büyük bir yeraltı su kütlesi varsa o çöplük sızıntıları o yeraltı suyu kitlesini kirletecektir ve süzme etkin olmayabilecektir. Sonra hakim rüzgarların ters istikametinde olmalı. Eğer yerini yanını seçersek rüzgarlar sürekli kokuyu yerleşim yerlerine taşır ve bize taciz eder. O da büyük rahatsızlık vericidir. Üstelik belli koruma alanları kurulmamış olursa orası kemirici üreme yeri olur. Ve sürekli kentsel bölgeye, insanın yaşadığı bölgeye kemiricilerin akın etmesine yol açar. Orası kemiriciler ürer ve onlar ayrı başka riskler de taşır. Evet. Tabii tesis dedim. Çünkü bunlar günlük olarak döküldükçe üstleri aynı sandviç gibi toprakla örtülmelidir. Sonra yeni gelen çöpleri yine sıkıştırıp örtülmelidir. Ama bunlar sıkıştırıldığında oluşacak gazların toplanmasını sağlayacak boru sistemi de kurulmuş olmalıdır. Bir de çöplük şırası deriz. Çöplükte bir su, sıvı sızar. Bu özel bir karışımdır. Bozunmayla birlikte içinde çok tehlikeli kimyasallar da oluşur. Onun için biz bu kimyasalların da arıtılmasını sağlamalıyız. Çünkü doğrudan yüzeysel akarsulara verirsek onları bitirir. Oradaki bütün yaşamı bitirir. Çok kötü bir müdahaledir. Aynı zamanda yeraltı sularına sızarsa kuyu sularımızın bütününün kirlenmesine sebep olabilir. Bütün bunları hesaplayacak çok özel bir tesis şeklinde olmadır. Ve topladığımız gazlardan enerji elde edebiliriz. Ama o altyapıyı kurmadığımız zaman başka müdahaleler gerekiyor. İnsanlar gidiyorlar onu tutuşturuyorlar. Hatta çöplük bazen kendi kendine tutuşuyor neredeyse. Ama o dioksin dediğimiz kansere yol açan, kanser yapar, bazı tehlikeli gazların da yayılmasına sebep oluyor. Ve orada çalışanların sağlığı kadar çevrede yaşayanların sağlığını ve diğer canlıların sağlığını da tehlikeye atıyor. Peki şey de var yani, şimdi biz oraya dikmen de yakın olan o bölgede bir çöplüğümüz var. Rehabilitasyonu için bunca zaman içerisinde yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre herhangi bir kaynak bulunamamış ya da bir proje yapılamamış, her neyse. Netice itibariyle şimdi Fransızlara verdik ve bekliyoruz ki rehabilitasyon yapılacak orada. Ama katı atık çöplüğü olarak bilinmesine rağmen çok ciddi anlamda sıvı atıklar da orada mevcut. Yani sıvı atık çöplüğü de haline gelmiş durumda ki biz bunu gözlemledik oradayken. Onun zararları nedir? Yani çünkü hemen ilerisinde bir dere olduğunu biliyoruz. Dereye ulaştığını biliyoruz oradaki o suların. Sonra ikisi bir arada olması ne derece bilimsel olarak uygundur efendim? Şimdi derenin ekosistemi tamamen yok olur. Oradaki yaşayan hiçbir canlı ve balık bir kere artık kendi varlığını sürdüremez. Ve orada o dere suyunu sulamada kullandığınız zaman toprak kirleneceği için içerisindeki kirletici maddeler yetiştirilen bitkilerin, sebzelerin, meyvelerin bünyesine girebiliyor. Onun için biz hiçbir zaman sıvı atıkları arıtmadan yüzeysel akarsuları ve toprak yüzeyine veremeyiz. Yani o öyle bir şey, onun çözülmesi lazım. Çünkü o sıvı atıkların iki etkisi var. Şimdi toprakta bir kirlilik olursa sebze ve meyvelerin içerisine birikerek girer. Yani 3 gram girer, sonra bir 3 gram daha meyvenin içine girer ya da sebzenin içine girer, 4 gram daha girer diyelim. Ama suda bir başka özellik daha var, çok ilginç. Suya 1 gram bir madde atıyorsunuz, onu planktonlar alıyor, böyle asılı mikroskobik canlılar. Onları yiyen küçük balıklar var.
Planktonlarda 1 gramsa küçük balıklarda bakıyor 3 gram. O niye büyük balıkta 8 gram? Biz buna biyolojik katlanma diyoruz. Ve insanın yediği balıkta saf zehir oluyor. Yıllar önce bu kirliliğin derecesini şöyle anlatalım. Minamata Körfezi'nde Japonya'da birdenbire kediler böyle etraflarında dönerek dengelerini kaybedip düşüp ölmeye başladılar. Hamile kadınlar çocuklarını düşürüyorlardı. Erken düşükler oluyor. Sakat doğumlar oluyordu. Yaşlılarda böyle nörolojik sinir sistemi belirtileri, felçler, denge bozuklukları ortaya çıkmaya başladı. Suyu inceliyorsunuz. Atılan orada kirletici şüphelenilen madde civa, metil civa diye bir bileşik. Metil civa bileşiği bizim müsaade ettiğimiz seviyenin altında. Yani biz bu kadar olabilir diyormuşuz suda. Öyle izin verilmiş. Ama sonradan ki bu uzun bir süreç oldu. En son bir klinikçi arkadaş o zaman ya bu metil civa zehirlenmesine benziyor diye şüphelendi. Onun için ondan sonra yapılan incelemelerde balık incelemesine gelince biyolojik katlanmayla insanın yediği balıklar ki onun artıkları da kedilere, sokakta köpeklere tabii veriliyordu. Hepsini birden etkiledi. Biz buna Minamata hastalığı diyoruz. Mesela bu Minamata hastalığı Kanada'da görüldü. Kanada'da Ontario Gölü var. O göller bölgesi var. Cennet gibi. Şimdi Amerika'da zengin iş adamlarına bir tur var. Çok pahalı hafta sonu dinlenme tatili. Helikopterle o bölgeye götürülüyor. Bir yerli rehber veriliyor onlara. Beraber çadır kuruyorlar bir gölün çevresinde. Doğa manzarası güzel. Yüzlerce metrelik ağaçlardan oluşan ormanlar düşünün. Ortasındaki gölde balık yakalıyorlar. Hafta sonu onunla birlikte geçiriyor ve iş adamı geri dönüyor. Ama bir süre sonra o rehberlerde çıktı Minamata hastalığı. Çünkü gelen turistler bir kere yiyip gidiyorlar. Ama o devamlı onlarla yediği için aslında o göllerde de aynı kirlilik var. Bunu neden anlatıyorum? Yüzeysel sıvı atıkların hiçbir zaman böyle çöplük bölgesine akıtılması veyahut da dereye vesaire verilmesi arıtılmadan onun düşünülmemesi gerekir. Yani bunun şeyle ilgisi yok. Bir eleştiri olarak düşünülmemeli. Bunu çözmeliyiz. Böyle bir seçeneğe hesaba katamayı çok ciddi bir sorun. Yani suya karışması ayrı bir der, şeye ayrı bir der. Ha, demin bir söz söyledim. Sularda müsaade ettiğimiz miktar. Şimdi o miktarı biz 70 kilogram ağırlığında sağlıklı bir erkek hesap ederek hesaba katıyoruz. Onu göz önüne olarak hesaplıyoruz. Ha, çocuklar için bir düzeltme faktörü ilave ediyoruz. Ama burada hamile bir kadını, bir kadının özelliğini, böbrek hastası bir hastayı, bir diyabet hastasını hesaba katmıyoruz. Bir kanser hastasını hesaba katmıyoruz. İlaç kullanan bir faktörü katmıyoruz. Onun için işte bu gibi doğadaki etkiler, o biyolojik katlanma gibi durumlar bazen felaket boyutuna varabiliyor. Mesela o zaman Japonya'da büyük bir işte yıllarca bu çok büyük bir kitleyi etkilediği için şimdi o kadar sıkı önlemler vardır ki Japon gümrüğünden silahı daha kolay geçirirsiniz. Bilinmeyen bir kimyasalı veyahut da yiyeceği kolay kolay Japonya'da sokamazsınız. Orada bir anımı anlatmak istiyorum. Tabii hocam. 4,5 ay yıllar önce, 20 sene önceydi sanıyorum, bir kursa gittim orada. 4,5 aylık bir süre. Ama oraya hekimler sağlıkçı olarak değil, üst düzey bakanlık görevlilerinin kursuydu. Çevre sağlığı ile ilgili bir kurs. Bizi 15 dakikalığına Tokyo Belediye Başkanı kabul etti. Ve sözüne düşünün bir belediye başkanı Tokyo. Orada bahçeleri, şeyleri düşünseniz o tarihi bahçeleri binlerce dönümlük alanlar ve yüzlerce bahçeler, doğal güzellik, kuleler, hızlı trenler neyse. Ve konuşmasına şöyle başladı. Ben Tokyo Belediye Başkanı olarak her musluktan akan suyu içebileceğinizi, satılan her yiyeceği yiyebileceğinizi garanti ediyorum. Bunu belediyemin halk sağlığı örgütüne borçluyum diye. O bana çamar gibi gelmiş. Hep iddia ettim. Acaba bir gün bizde de belediye başkanları kentlerini anlatırken bana bakın benim kentimde her musluktan akan suyu içebilirsiniz. Satılan her yiyeceği de yiyebilir misiniz? Diyebilecekleri günün özlemini ben çekiyorum kendi ülkemde.
açıkçası. Evet. İnanın ki biz de. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu çok bunu önemli bir fark. Çekiyoruz. Çok 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 önemli bir noktaya değindiniz aslında. Burada siyasi değil de devlet adamlığının açıkçası bir figürü çıktı ortaya. Yani tabii. Belki bir cümle ama o cümle bir devlet çok adamının nasıl olması gerektiğini anlatan bir cümleydi ve tabii uygulamada. Burada Çiğdem Hanım bir konuda hemen altını çizelim. Çağatay Hocamız aslında çok güzel laf arasında, kelime arasında çok güzel bize bilgiler de verdi ve uyarılar da yaptı. Bir çöplük yapılmadan önce altyapısının olması gerektiğini söyledi. Evet. Şimdi tesis olması gerekiyor. Hatırlarsam basından da izlediğimiz kadarıyla yeni bir bölgenin çöplük olarak ayrılması gibi bir konunun gündemde olduğunu duyuyoruz. Dikmen çöplüğünün rehabilitasyonu sonrası bir başka yere bunun aktarılması veya devamı bir başka yerde olması gibi bir söylemler oldu. Eğer böyle bir olay varsa demek ki buradan çıkaracağımız bir ana fikir, onun altyapısını hazırlamış olmamız gerekiyor. Bir bölge seçmek yetmediğini anladık biz buradan. Ben en azından onu anladım. İkinci bir şey de şu anda sıvı atıklarımızla ilgili bizim de kameralarımıza takılan görüntüler, tabii onu yapan insanlar da bize yer göstersinler, bunu yapalım diyorlar. Onlar da haklı. Demek ki siyasi erkeğinde bulunduran veya yönetimi kademesinde olan büyüklerimiz de bununla ilgili yeni yerin ortaya çıkmasından sonra bir arıtma olayını da devreye koymak gerekecek gibi görünüyor. Yani biz belki de sil baştan yeni bir şey yaparken doğru başlayalım ki bundan sonraki çocuklarımıza doğru gitsin mesajını anladım ben biraz önceki konuşmasından. Benim yine burada Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun benim çok saygı duyduğum ve çok gıpta ettiğim bir özelliği, eğitim standartı çok yüksek. Evet. Ve helva yapıp yenecek. Yani yetişmiş insanı var, işte Tabipler Birliği olsun, sivil toplum kuruluşları olsun. Ama özellikle yetiştirdiği deneyimli insan sayısı çok fazla. Ben buna ufak hep söylerim ben bunu. Çocuktuk biz. Babam köy enstitüsü mezunu bir öğretmendir. O zaman kıra giderdik. Yollar 3-4 ay kapanırdı. Bahar gelince kıra giderdik. Ve hepimiz yoksulduk. Birinde bir şey olursa çok olurdu. Mesela kıra giderken azık torbalarımız vardı. Birinde sadece bazlama olurdu. Birinde sadece işte kurutulmuş erik olurdu, öbüründe haşlanmış yumurta olurdu, öbüründe soğan olurdu, her neyse. Ama tek tek azık torbalarımız çok fakir giderdik. Ama kıra gittiğimizde o yaygıyı sererdik. Herkes azık torbasındakini o yaygıya boşalttığında, bugün benim diyen zengin öyle bir sofrayı kuramaz. Tabii. İşte biz tek tek azık torbamızdakiler fakir görünebilir. Aslında azık torbamızdaki aynı sofrayı bir kurabilsek, bütün derdimiz, eksiğimiz orada. Aslında bu sorunları çok kolay çözebilecek insan gücüne, beyin gücüne biz sahibiz. Ve o ortamı yaratmakta büyük fayda var. Helva yapabileceğiz kolay. Yoksa günlük tartışmaların içerisinde iş yapmadan hep konuşup geçiyoruz. Ama bu sorunların çoğunu çözebiliriz. Çok akılcı bazı şeyler. Yani Christopher Columbus'un yumurtası gibi. Yani sonuçta siz rüzgar esiş yönünü hesaplamadan korsanız yıllarca o kent o kokunun altında kalacak. Tabii. Kente bazı engelleri koymazsanız, bir de yakar, yaktığınız zaman çok ilginç bir durum daha olur. Kömürleşme deriz biz ona. Birçok organik madde kömürleşir. O da kemiricilerin çok sevdiği bir yiyecektir, farelerin vesaire. Hı hı. Bir bakarsınız belli kenar semtlerde fareler alabildiğini artar. Fare de çok akıllı ve mücadelesi zor bir hayvandır. Yani farenin bazı üreme şansları var ve farenin bir özelliği idrarını damlatarak dolaşır ve leptospira dediğimiz koktuğumuz bir hastalığın yayılmasına sebep olur. Onun için su baskınlarından sonra hemen uyarırız. Aman fare görürseniz yetkili kuruluşlara haber verin. Çünkü o fareler yiyecek arama şeyi içerisinde insana yaklaşmışlardır ve idrarlarıyla açıktaki yiyecekleri o baskın koşullarında ortamı kirletecekleri için aman ölümcül sonuçlanabilecek bir leptospira salgını çıkmasın ve onun için halka uyarırız. Yani ateş onun için halka uyarırız. Aman sarılık çıkarsa
sarılıklı bir şey çıkarsa, ateşli bir durum çıkarsa muhakkak sağlık kuruluşuna başvurun diye, hafife almayın diye. Bakın bir su baskını hiç ummadığımız belli sonucu veriyor. Bir de çöplüklerde bunların üremesinin sayısını artırırsanız çok daha başka sorunlar çıkabilir. Onun için çevre ile ilgili altyapıda bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Ama katı atıkların bir yönü daha var. Katı atıkların o özelliği de biz de ülkemizde de insanlar çöpü kapıların önüne koyunca artık benimle ilişkisi bitti diyor. Evet. Aslında evlerimizde bu belli bir düzey gerek, bilinç gerektiriyor. Ayrıştırmak, dönüşebilir maddeleri doğrudan oraya atmamak, organik maddeleri başka türlü değerlenecek altyapıyı oluşturmak, yanık yağları ne bileyim işte onların içerisine dökmemek dahil bir sürü katkı gerekiyor. Evet. Tabii toplum bireylerinin katkısını almak için de onlara güven vermek, onlarla diyaloga girmek, onların katkısını sağlayacak altyapıyı da oluşturmak lazım. Ve daha sonra da taşınan atıkların mümkün olduğu kadar geri dönüşebilir maddeden arındırılmış olarak o tarafa doğru taşınması lazım. Taşındığı zaman orada bir tesis, altyapısı var. Gazları toplanıyor, şırası arıtılıyor, çevresi ağaçlandırılmış. Neredeyse insanlar gittiği zaman burada ne var ki diye diyeceği şeyler. Mesela herkes zaman zaman İngiltere'ye ve Almanya'ya yolu düşüyor. Orada bir atık su arıtım tesisine gittiğiniz zaman fark edemezsiniz. Orada etrafı ormandır, ağaçlıktır. Nereye gittiğinizi görmek mümkün değildir. O kadar güzel altyapı vardır. Toplumu rahatsız etmeyecek şekilde yerleşimi yapılmış. Bir de onların yakınına insanların yaklaşmasını da önlemek lazım. Çünkü bazen de uygun yer seçiliyor. O Türkiye'de onun örneğini görüyoruz. Gayet güzel yer yerleşimine çok uzak yer belirlemiş ama insanlar bu sefer oraya kendileri gidip yerleşim yeri haline getiriyorlar. O da ayrı bir sorun. Yani kural korsanız da uygulatmak lazım. Yazılı kural koymak kolay. Evet. Peki ben kısacık bir ara verelim. Reklamlarımız var. Reklamların ardından dilerseniz sohbetimize devam edelim. Efendim Kanalta ekranlarında tıp dünyası devam ediyor. Bugünkü stüdyo konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı uzmanı, öğretim üyesi Profesör Doktor Çağatay Güler bizlerle beraber ve kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar ekran başında olacağız. Efendim tıp dünyası devam ediyor. Reklamlarımızın ardından başkent Lefkoşa'da Kanal T açık hava stüdyolarından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ve stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Çağatay Güler, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Bugün bizlerle beraber güzel bir sohbet gerçekleştiriyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii sizin sağlık konularına yatkınlığınız, hekim arkadaşımızın o yönlendirmesi çok önemli bizim açımızda. Evet. Sayın Çağlar'a bırakalım artık. Tabii seve seve. Demin konuşmuştuk seve seve. Hocamızdan aslında çok güzel bilgiler aldık. Ben de biraz vurucu kelimeleri dışarı çıkarmak istedim. Demin de o anlamda yeni çöplük oluşturulması aşamasında yapılması gerekenleri de hocam bizlerin altını çizerek söyledi. Tabii bir de ülkemizin en önemli sorunlarından biri ve ne yazık ki yağmur sularıyla o zehirli maddelerin de yeraltı sularına karışma ihtimali olan CMC atıklarımız var. Batı bölgemizde Lefke ve Güzellik bölgesi civarında yer alan bir bölgemiz var. Siz de orayı çok iyi biliyorsunuz. Evet. Tabii o konuyla ilgili bizlere neler söyleyebilirsiniz? Bundan sonraki süreçlerde konuyla ilgili çözümler üretilirken sizin bilgileriniz de ışık olacaktır bunlardan eminim. Neler söylemek istersiniz efendim? Şimdi tabii bizler bazen gıdalarımızı hazırlarken çok faydalı temel maddeleri mikstürü dışarı atıp daha sonra onlar eksik kaldığında tamamlamak için de ilaç kullanma eğilimi var. Birçok üretim sürecimizde bunlar var. Şimdi asidik özellikle, asit özellikle bazı maddeleri aşırı biyolojik yükü artıran oksijen talebi dediğimiz suyun oksijen talebi, kimyasal ve biyolojik oksijen talebini artıran maddelerin sulara fazla katılması oradaki ekolojik sistemin çok dengesinin bozulmasına, önce yosunlarda ve diğer bazı bitkilerde aşırı üremeye,
daha sonra da onların oksijen kalıp toplu çürümeye başlayıp daha da o kütleyi, su kütlesini yaşanmaz hale getirmesine yol açıyor. Ve bu yüzden canlılık hayatı bitmiş büyük su kütleleri, göller vardır. Ve bunların, bu etkilerin yanı sıra tabii doğrudan akarsularımıza karışmasının yarattığı kendi kendini temizleme sürecini de ortadan kaldırıyor. Ve oradaki bazı maddelerin bozulmasını sağlayacak canlı kütlesini de ortadan kaldırıyor. Onun için bunların özel arıtım teknolojileri var günümüzde, mümkün. Arıtılmadan yüzeysel sulara verilmemesini sağlayacak altyapı oluşturulmalı. Ve üstelik birçoğu da değerlendirilebilir atıklar. Faydalı şekilde kullanılabilir. Hem çevreye zarar vermeyecek hem de yararlı ürünler haline getirilmesini sağlayacak uygulamalar mümkün. Bu açıdan çok dikkatli olmak lazım. Bazen çok övüneceğimiz bir ürün elde ederken çevreye zarar veren çok daha başka bir ürün durumuna gelebiliyor. Şimdi çevre dostu ürün tartışmalarının en önemli konulardan biridir. Mesela tuvalet kağıdı. Aslında çevre dostudur şu tuvalet kağıdı. Japonya'da bir tuvalet kağıdı var. Suya atarsınız erir, evet. Ama onu üreten fabrika çevre düşmanı atıklar oluşturuyor. Onun için tuvalet kağıdı ile birlikte benzeri bütün ürünler çevre düşmanı sayılır. Yani bir ürünün kendi özelliği yetmiyor. Onu üreten teknoloji kirleticiyse o ürün de çevre düşmanı sayılıyor. Yani kaç yapalım derken göz çıkarıyoruz. Bunlara çok dikkatli olmak lazım. Özellikle altyapıdan bahsettiniz hocam. Evet. Bir tecrübemi sizlerle burada izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Tabii her şeyden önce altyapı planlanmasının önemini vurguladık. Eğer bir tesis kuracaksanız veya bir işletme yapacaksanız orada gerek bu çöplük olsun, gerekse bu zehirli atıkların bir şekilde işlenmesi olsun. Onun altyapısını hazırlayarak çevreye en az zararlı halde veya hiç zararlı halde olmayacak şekilde getirmek gerektiğini, evet, vurguladınız. Tabii biz öğrencilik yıllarındayken bizim altyapıya verdiğimiz öneme bir trajikomik bir hikaye olacak belki. Oturduğumuz mahallede bir kazı başlatılıyor. Sorduk dışarı çıktığımızda, dedik ki efendim bu kazı niçin yapılıyor? Bu su tesisatı için, dediler. Kaç gün sürecek, dedik. 3 gün, dediler. Ankara'da oluyor bu olay. 1989 yılları, evet, falan efendim. Sonra 3 gün 4 gün sonra geldiler, asfaltladılar, gittiler. Yaşasın, dedik. Toz topraktan kurtulduk. Bizim sokağımız tekrar asfaltlandı. Aradan bir hafta geçmedi. Bir kişi daha geldi, bir ekip daha geldi. Onlar da aynı yeri tekrar kazmaya başladılar. Hayrola, dedik, herhalde bir arıza oldu yapılan işte. Dedik, siz ne için geldiniz? Geçmişte baktılar su içindi. Biz elektrik için geldik diye öğrendik. Allah Allah, dedik, elektrik bir daha kazdı. Alta bir daha elektrik yerleştirdi. Aradan birkaç hafta veya bir ay geçti. Yine bir ekip geldi. O da gaz için kazdı aynı yeri. Yani. Şimdi bunu anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz her şeyi planlı yapmak durumundayız. Ve altyapıyı yapmak da zorunluluğu var ise, hocam da onu çok iyi ifade etti. Planlayarak, programlayarak, çağa uygun bir şekilde, organize olarak, bir elin beş parmağı gibi, iki elin on parmağı gibi, hep beraber olarak aslında eğitilmiş insanlarımızın da varlığında bu problemlerimizi çözebiliriz. Ama bir kişi bir şey yapayım derken bir başka olayı unutabiliyor, onu bir daha gelip kazabiliyor. Bu tamamen zaman ve para masrafına, evet, ekonomik masrafa dönebiliyor. Aslında bu konuda önemli. Sayın Çağlar da bu konuya değinmişken aklıma gelen bir konu daha var. Sayın Güler bize belki bu konuda biraz daha aydınlatıcı bilgi verebilir. Altyapılardan bahsetmekten, mesela yerel yönetimlerin son dönemlerde yaptığı bir çalışma var. Asbestli su boruları. Asbestli su boruları ne kadar doğru bir uygulamadır? Şimdi literatür bilgimiz işlenmiş maddede, borudaki asbestin etkili olmadığı, yani bir zararının olmadığı yönünde yayınlar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün görüşü bu. Ama bunlar yıprandığında herhangi bir vesileyle, eğer iyi döşenmez, üzerinden bir kamyon geçer, onların bazılarının parçalanmasına sebep olur, bazı çökmeler olur vesaire, herhangi bir nedenle yıpranmalarına yol açacak bir başka faktör olursa bunun tehlike yaratabileceği düşünülmekte. Tabii günümüzde su borusu teknolojisi çok gelişti. Bunların iyi seçilmesi lazım. Mesela eskiden
ta Osmanlıların son zamanlarında su boruları düşen kurşun borular kullanıyorduk. O kurşun borulardan geçen su hafif de tatlı olur. Biraz lezzetli gibi gelir. Ama onun ne büyük bir felaket olduğu anlaşıldı. Kurşun boruları artık kullanmıyoruz. Asbest, asıl sorun yıpranmış asbest. Gemi sökümünde, eskiden çatı yalıtımında kullanılırdı. Eskiden ütülerin, eski tüp ütülerin içerisinde asbest kullanılır ısıdan korunmak için. Asbestle amyant aynı şeydir. Bazıları amyant diyelim. Bunlar yıprandığı zaman o lifler tehlikeli bir akciğer kanserinin doğrudan nedeni olabiliyor. Bu doğada da oluyor bazı bölgelerde. Doğadaki bazı toprak türlerinin içerisinde de var ve Anadolu'nun birkaç köyünde bunlarla sıva vesaire yapılırken o köylerde söz konusu kanserlerin, mezotelioma ve cinsi kanserlerin çok arttığı görüldü ve o köylerin taşınması zorunlu ortaya çıktı. Onun için asbest konusunda döşenirken hem ürünün standartının çok yüksek olması lazım. Yani o ürüne izin veren kuruluşun bunun çevreye herhangi sızdırmayacak bir standartta yapıldığı garantisini veriyorsa sorun yok. Hı hı. Ama daha sonra bunun yıpranma süreci ne kadar olduğu iyi bilinmeli. Geçen sunun standartının bunu etkileyip etkilenmediği konusunda fikir sahibi olmamız lazım. Eğer su bileşiminde aşırı oynamalar varsa, birikintiler, üremeler nedeniyle boru içerisindeki oluşan ortamların onun yıpranmasına sebep oluyor mu? Döşeme standartı iyi mi? Çünkü bazen ağır bir tır geçer o yol üzerinden. Biz birçok borunun paramparça olduğunu gördük. Onun için bütün bunların daha baştan iyi düşünülmesi, kullanılacak malzemenin iyi seçilmesi lazım. Evet. Bir de konu siz de soracaktınız ama tabii hemen bir konuya daha gelelim isterseniz, süremiz daralıyor. Tabii Kuzey Kıbrıs'ın incisi, kuzey sahilimiz ki bizim hep gurur duyduğumuz kuzey sahilimizin yerleşkesinde bütün ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayan bir de termik santralımız var. Tabii o zaman oraya nasıl bir plan yapılarak kurulmuş onu bilemiyorum. Belki ulaşımda ve iletimde daha kolay olacağı düşünülerek buraya yapılmış olabilir. Ama bazı yöre insanları bazı sabahlar kendi balkonlarında kurum benzeri küllerle uyandığını söylüyor. Bazı basın yayın örgütleri, kuruluşları işte filtrelemede sorunlar var gibi yazılar da gündeme taşıdılar. Yani filtre yok. İşte siz daha iyi söyleyin onu. Ben böyle birazcık daha yuvarlak söyledim. Teknecik elektrik santralinde bir filtre olmadığı için süzmesi için bir bakıyorsun simsiyah duman çıkıyor ve sonra o duman rüzgar yardımıyla insanların nefes borusundan içeriye giriyor gece uyurken. Ve balkonda sabah kalktınız veya bırakın sabah, siz bir temizlediniz balkonunuzu, beyaz da bir mermer döşemişsinizdir. Balkon sefası yapacaksınız denize veya dağa karşı. Çıkıyorsunuz bir bakıyorsunuz ki siyah tortular balkonunuza hakim olmuş durumda. Küçücük bir çocuğunuz olsa, yere emekleyen bir torununuz gelse bitti artık. Yani kanser riski mi taşıyor, ne riski taşıyor Kudret Bey? Siz çok fazla dolaşıyorsunuz ama halkın bilinçlenmesi lazım bu konuda. Hocam burada doğru, varken biz yorumlayalım. Şimdi önce tersten gireyim. Şimdi Kyoto protokolünü imzaladık. Kyoto protokolü diyor ki havaya karbondioksit atarsan dünya iklimini olumsuz etkiliyorsun. Bununla ilgili önlem al. Havaya karbondioksit ve su atılması ne demektir biliyor musunuz? Yanma süreci tam, yani artık çıkan baca gazında tehlikeli herhangi bir kimyasal yok. O anlama gelir. Ama ben daha o dumanı, karbondioksit ve su attığınız duman bembeyazdır. Yani havadan zor ayırt edersiniz. Bir buhar çıkıyor gibi görünür. Şimdi dünya şimdi bize diyor ki havaya karbondioksit ve su atma. Şimdi öbür taraftaki siyah duman eskiden kalorifer yanma etkinliğimiz az olduğu için büyük bir belaydı ve şimdi bakıyoruz bir apartmanın bacasından gaz çıkarsa önce bir siyah 10 saniye kadar izin verilir. Siyahtır. Birdenbire beyazlaşır ve su buharı görünme alır. O karbondioksit ve su haline gelmiştir. Sizin dediğiniz duman
baca etkinliğin hiç olmadığını, süzmenin olmadığı anlamına gelir. Bunun içerisinde çok tehlikeli yanma maddeleri var. Yani bir kere sigaranın içerisinde bulunan her türlü madde var. Onu bir kere onu söyleyelim onun içerisinde. Ama onun yanında başka daha tehlikeli, doğrudan kanser yapar özellikle benzeme türevleri dahil olmak üzere tehlikeli bir takım maddelerin çevreye yayıldığı anlamına gelir. Bunun için baca filtresi çok önemli. Şunu da söyleyelim. Filtrenin bir maliyeti var. Bizim toplum filtre deyince şu ocakların üzerinde aspiratörler vardır. Evet. Aslında belli aralarla onların filtresinin değişmesi lazım. Ama biz genellikle işte bir ortamda bir kötü koku olursa onun düğmesine basıp o har diye bir ses çıkar. O sesle bir tatmin oluruz. Halbuki 6 ayda bir değiştirilmesi gereken filtre bazen 3 senedir kimse elini sürmemiş. Onun süzme işlevi yok. Filtre takmak bir sorumluluk işidir. Belli bir de maliyet getirir. Şunu genel olarak bunun özel bir amaçla söylemiyorum ama Türkiye'de öğrencilere söylediğim bir söz var. Bizde denetim mekanizması genellikle televizyon kameraları yoksa geceleri uyur. Yani gıda denetimi de gece uyur, baca gazı denetimi de gece uyur. Ve gece de siyah gece perdesi arkasında siyahı fark etmek zordur. Onun için bu gibi denetimlerde gece denetimi çok önemli ve günümüzde çok basit teknolojiyle bunların altyapısını oluşturmak lazım. Denetim olmalı. İnsanların kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama filtreler belli bir süreden sonra etkinliğini kaybederse bir mekanizma ya senin filtrelerin artık süzmemeye başlamış diye kuruluşu uyarması gerekir. Bir diğer sorun bizim mesela ülkemizdeki çevre kanunları herhalde dünyada bazılarını İngilizceye çevirsek inanılmaz standartı çok yüksek kanunlardır. Ama standartı yüksek kanun yapmanın pratik yararı yoktur. O bir sorun çözmez. Mesela bir gürültü yönetmeliğimiz vardır. Yani defalarca okuyun, anlamak bile mümkün değildir. Yani adeta bilimsel bir eserdir. Ve onu ders kitabı koysam sınıfını geçecek öğrenci düşünemiyor. Ama sonuçta herkes yazmıştır bizde iş yerlerine. Dikkat, bu iş yeri işitme sağlığınıza zararlıdır. Onu yazarsa riskten kurtuluyormuş. Sen istediğin kadar gürültü yap, bir yazı as, işitme sağlığınıza zararlıdır de tamam. O zaman o karmaşık yönetmeliği biz niye yaptık? Ne anlamı var? Hiç, ama bilimsel bir eser yani o kadar. Uygulanabilirliği ve denetimi aslında yasalarda ülkenin sorunlarını, ne kadar uygulanabiliyor? Ülkenin sorunlarını güzel kanun çözmez. Uygulanan kanun çözer. Evet. Uygulanabilir kanun yapmak lazım. Yoksa pratikten uzun, dünyanın birçok ülkesinin kanunlarını harmanlayıp ben büyük bir düzenleme yaptım sanıyorsunuz. Hayır, uygulama yok. Ben de o noktaya değinecektim Sayın Hocam. Yani şu da çok önemli kanun yaparken, bu gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek Hepimiz Türk Cumhuriyeti olsun. Şu çok önemli. Senin halkın, senin koyacağın veya hazırlayacağın kanuna hazır mı? Yani o insanların o kültürel yapısı, evet, yaşam şekli ve alışık olduğu düzenin çok uç bir noktada bir hiç görmediği, bilmediği bir kanun yaparsan, bir de karmaşık olursa kimse bunu anlamasa, anlamadığı şey nasıl uyacak insanlar, değil mi? Yani bu da çok tabii önemli. Yasada hüküm getirdiysen, sizin denetim altyapınız yoksa bu sefer günün belli bir saatinde sen bunu fark etmiyorsun, o saatte risk vardır. Yani insanların o kurala uymama riski vardır. Eğer siz belli denetim mekanizmalarını kurmadıysanız uyuduğunuz saatte bir şeyler olabilir. Ben oluyor anlamına söylemese bir olabilir. O zaman mekanizmayı ona göre kuracağız. Bizde de bazen bir bakıyorum, bazen çok üst düzey yetkililerimiz televizyon kameralarıyla birlikte bazen bir iş yerine gidiyorlar, bir lokantanın mutfağını kontrol ediyorlar, bu nasıl böyle diyorlar falan. Ama bütün bunlar gece ancak çok özel koşullarda senede bir iki gördüğümüz olay. Diğer günlerde biz bunu görmüyoruz. İşte insanların uyuduğu saatte düzenlemeyi kurmak lazım. Bunu şu nedenle söyledim. Birçok şeyde bizim bazı gelenekleri düzeltmek lazım. Hep örnek verdiğim sabah ekmeğidir Türkiye'de.
Şimdi gece genellikle işte uykulu, kalifiye olmayan işçinin çalıştığı saatlerdir. Sabah ekmekleri içinden en çok bazı şeylerin çıkabildiği ekmek oluyor. Ama asıl sorun, bir bakıyorum şeyin dükkanların önüne, küçük bakkalların önüne sandıklar içinde konmuş orada. Tabi bazen çevreden geçen kediler falan onu koklayabiliyor ekmeği. Bir de insanlara bakıyorum, doğrudan elini uzatıp ekmek alma geleneği yok. Yani ekmekleri teker teker yoklayıp birini seçme var. Yani evet, elini uzatıp ekmek alma önemli bir uygulamadır ama şimdi düşünün, dolapta ekmekler var, birileri geliyor mıncıklıyor alıyor. Bizim apartman görevlisi de gidiyor onlardan seçiyor koyuyor. Sonra birinci daire teker teker yoklayıp alıyor. Sonunda yani bir ekmeği, bir sürü ekmeği yedikten sonra bir ekmek alma geleneği ayrı bir süreç. Şimdi eğer ekmek sorunu çözeceksen bir ekmeği sağlıklı pişireceğim, sağlıklı saklayacağım, farenin ulaşmayacağı dolaplar olacak. Hı hı. Ama insanlar da işte elini uzatıp ekmeği alıp gidecek. Poşet bir sürü ekmeği dokunmayacak. Şimdi poşetleme de korkuyorum bu sefer de ya bir naylon sokarlar ya bir şey, gidi onun içindeki kirleticiye girmesin. Ekmek ekmektir. Ama almayı öğrenirsem sorunum yok. Evet, doğru. Veya bir elinize tabii poşet falan mı geçsek ya da ince demesek ne olacak? Şeyler. Yani birini seçip alalım. Ama Türk toplumu kültür ya, illaki dokunacağız, yani sakınacağız. İşte kanun korken uygulanabilirlik esas. Uygulanabilirlikken denetleme esas. Mesela işte arıtım tesisi var. Bazen öğrenciye diyorum ki arkadaşlar, arıtım tesisi uyarsın, gözünüzü iki kere açın. Neden? Şunu düşünüyorum. Arıtım tesisinin denetiminde benim elimde ne var? Bir pH'ye bakıyorum. pH'a bakıyorum. Ben yukarıdan zaten aşağıya ininceye kadar yukarıdan azıcık bir asit müdahalesiyle oradaki denge kurulmuş oluyor. Ben normal ölçerim. Ha, denetleme ölçütleri de onu denetleyecek yetişmiş personelin olmalı, denetimin bir sistemi, mantığı olmalı. Bunlar olmadıkça çok güzel yasal düzenlemeler sorunu çözmüyor. Evet, çok detaylı ve güzel örnekler verdiniz. Bir konum daha var, benim öyle takıntı olduğum bir konu. Gerçi sizin bir sorunuz varsa sözü size bırakayım. Yok, estağfurullah. Siz sorunuzu sordunuz. Son olarak ben şunu söylemek istemiştim. Hocam anlattığı şeylerle tabii denetim olmadığı zaman yasaların ne kadar işlemeyeceğini anlattı. Tabii küresel ısınmada herhalde bir şekilde biz bugüne kadar denetleyemediğimiz için olmuş ki bu noktalara gelmişiz gibi görünüyor. Evet. İnsanoğlunun genelinde bütün dünya boyutunda bunu söyledim ben. Tabii siz buyurun. Ben aslında hani o küresel ısınmaya da gideceğim eğer zamanımız yeterse hocam, ama bizim ülkemizde bir sorunumuz daha var ki taş ocakları. Neredeyse Girne'yi görmek üzere bu güzelim beş parmak dağlarını oyduk. Artık oyacak bir şey kalmadığı için bilmiyorum nereyi kazacağız, nereyi oyacağız, ama gerçi inşaat şirketleri müteahhitler falan bana belki kızacaklar, ama netice itibariyle çevresel çok ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Şu dağ yolundan eğer bir gün kısmet olursa biz sizi gezdirelim, evet, maskenizi takın gezdirelim daha doğrusu. Dağ yolundan bir geçerken bir bakıyorsunuz değirmenlik yolundan, ağaçlar mahvolmuş, üzerlerini yemiş yapraklar göreceğimize bembeyaz kireç tutmuş yapraklar, dallara bakıyorum onlar da bir kırdım insan su olur yani, ya dalında su olan ağaç yok, kupkuru, bir de her yer dediğim gibi rezalet, bunun çevresel felaket işte, olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu tabi dünyanın her yerinde taş ocakları ile ilgili çok katı düzenlemeler var. Doğal görünümden tutun da çevredeki ekosistemlere verdiği zararların önlenmesine kadar birçok planlama yapıyoruz. İkincisi, bazen de yani her dağ, her kaya kitlesine de dokunmamakta büyük fayda var. Yani bunların yerlerinin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Tabii bunların teknik adamlarca değerlendirdikten sonra da toplumun bununla ilgili o bölgeye yaşayanların kararları da bu açıdan çok önemli. Şimdi bazen bir bakıyorsunuz hakikaten dağ bitmiş. Dağı bitiriyor ya, insanoğlu yazık. Yani bir karınca bizim gibi. Bizim fazla dağımız da olmadığı için herhalde hocam. Ama çok yani, özellikle çok simgelenmiş doğal hazineleri yapmakta fayda var. Bence adanın kütlesel ağırlığını şey yapıyor, beş parmaklarla Troodos'lar. Öyle rastgele değildir herhalde onlar da o kadar yükselmiyor. Şimdi sorun nerede biliyor musunuz?
bu gibi olaylarda kısa vadeli hesaplamalar yapılırken bazen hiç ummadığınız müdahaleler haline gelebilir. Onun için bunların mesela sadece bir taş ocağı, çıkacak taşın karlılığı hesaplanırken ben olsam işte Biyologlar Derneği, ekologlar, işte diğer sağlıkla ilgili kuruluşlar hepsinin de görüşünü almakta fayda var. Yani onlar da muhakkak ki mantıklı açıklamalar karşısında doğru yer seçimine katkıda bulunacaktır. Ama bir dağın yarısını götürmek, ağaçlık bir diğer alanlara zarar verecek bir ortam sonradan telafi edilmesi de mümkün değil. Hep söylenen işte zarar gören ağaçların 5 katını dikeceğiz de 5 katının yetişmesini kimse görmüyor. Yani sen 10 sene sonra oraya dikeceksin, 30 sene sonra da kimse gelip zaten orada hangi ağaç dikilmiş, hangisi dikilmemiş olmuyor. Bir de ben telafi ağaçlarının bilmiyorum yani gördüğüm yerler mi öyle? Ben bir zararı telafi için dikilmiş ağaçların tuttuğunu görmedim. Tutmuyor nedense. Evet. Yani insanlar belki dikiyorlar hakikaten. Ama ben bir sene sonra gittiğimde hepsinin kurumuş olduğunu görüyorum. Sonunda dikilirken gösteriliyor, tören yapılıyor ama herhalde belli bir yıl sonra tuttu mu tutmadı mı'nın da kontrolünün yapılmasında yarar var. Bir kere erozyona da sebep oldu. Yani bilmiyorum siz belki Türkiye'den de izlenmiştir. Kuzey Kıbrıs'ta geçtiğimiz kış sezonunda işte 3-4 günlük yoğun yağışlar yaşandı. Ve su baskınları gerçekleştirildi. Başpınar bölgesinde bir erozyon söz konusu oldu. Yani bahsetmiş olduğum bölge ki dağ, yani dağın hemen o taş ocaklarının olduğu bölgeler, yerleşim alanları. İnsanların evleri çatlıyor. Toprak kaymaları oluyor. Yani herkes mecbur mu bunu yaşamaya? Hiç de değil diye düşünüyorum ben. İşte yer seçimi uygun olmadığı yerde gerçek bir çekilmiş diş görünümü veriyor. Ve çok büyük ekolojik tahribat yapıyor. İyi evet. Seçmek lazım. Sayın hocam bir zamanımız var mı yönetmenime bakıyorum. Galiba 5-10 dakikamız daha var. Bir sorunumuz daha var. Ben de hepsini dizeceğim şimdi. Var ama. Şimdi turizm ülkesi olduğumuzu söylüyoruz. Çok güzel otellerimiz var, çok güzel kasinolarımız var, çok güzel hizmet veriyorlar. Turistler de geliyor gidiyor ama bu otellerin altından denize doğru akan otelin atıkları var. Denize atılan her şey yok oluyor mu? Hani deniz çok büyük, dalgalar var nasıl olsa dışarı kaçar ya da ters akıntı olur içeri gider ya da ne bileyim ben girdap olur yerin altına gider. Otellerden denizlere dökülen atıklar hakkında bize söyleyebileceğiniz neler var? Çünkü biz o denizleri kullanıyoruz ve içimiz rahat olsun. Şimdi denize her türlü boşalım bir çevre müdahalesidir. Öyle denizin de hani bizde hep deniz der ya sanki içine atılan her şey yok olur gibi. Hatta bazı gelişmiş ülkeler tehlikeli bazı atıklarını çimento kalıplar içerisine koyup okyanus dibine atıyor. Onun yaratacağı riskleri de tartışmak durumundayız. Şimdi her türlü tesisin bir kere sıvı atıklarının kesin olarak arıtım teknolojisinin önceden standartının belirlenmiş olması lazım. Şimdi burada bir sorun daha var. Her biri ayrı bir arıtım tekniği kullanırsa onların denetlenmesi ve zaman içerisinde sürdürülebilirliği zor. Onun için önce bu gibi tesislerin, sahilde yapılan tesislerin atıklarını nasıl arıtacaklarını belirleyen bir standartın olunması lazım. Asıl ideal olan bunların mümkünse toplu olarak arıtımını sağlayacak sistemin kurulması. Ama tek tek izole yerlerde günümüzde çevreye zarar vermeyecek hale getirip suların su kitlelerine verilmesini sağlayacak paket arıtım tesisleri ve teknolojisi var. Evet. Ha, yalnız sorun şurada. Bizde genellikle atık olduğu için en eğitimsiz kişinin sorumluluğuna verilir. Onlar da denetlemeyi, idameyi sürdürecek şeyi her zaman yapamayabiliyorlar. Onun için mümkünse bir teknik gözün, üst düzey teknik gözün bunları zaman zaman denetlemesi ve sahil kirliliğin de sürekli izlenmesi lazım. Yani denizin içine akan, sahil bölgesine akan akarsu dahil her türlü sıvı atık çok iyi denetlenmeli. Çünkü bir süreden sonra sahiller girilmez hale gelir. Kumlar dahi balçıkla kaplanır. Hiç akıl almaz. Yani kimse fark etmez ve ondan sonra dönüşü çok zordur. Evet.
Yani doğayı tekrar ters yıkamayla o kirlilikleri önlemeniz bir 20 sene, 25 sene olur. Onların zararsız hale gelmesi. Aslında bu Çiğdem Hanım, herkes kendi evinin önünü temiz tutar ise doğal olarak mahalle temiz olur. Mantığında biz ülkemizde küçük bir adada yaşıyoruz. Dağımızda, toprağımızda, yeşilimizde, denizimizde hepsi bizim için tek ve kazanılması, gereği kazanılması mümkün olmayan şeyler. Biz kendi ülkemizin çevre sağlığını koruyacağız. Herkes her ülkede kendi ülkesini korumaya çalışırsa doğal olarak dünya da korunmuş olacak. Hepimizin yaşadığı şey, umut ederim öyle olur. Çok doğru söylediniz. Evet. Ufak bir şey daha tabii katayım hocam. Sahil dediniz. Turistik tesislerin olduğu yerlerde bazen sahil bölgelerinde sazlıklar oluyor. Onlar önemlidir. Oralarda sivrisinek yürüyor diye çok yüksek miktarda canlı kıran kimyasal madde püskürtüyor. Onlar çok büyük hem yüzenler için hem çevre için hem doğa için çok büyük tehlike yaratır. O konularda da dikkatli olmakta yarar var. Hele küçük çocukların girdiği ortamlarda bunlar onulmaz uzun vadede tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Bize ben zaman ayırdığınız için güzel olan zaman. Sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz Sayın Çağlar. Teşekkür ederim. Ve Asen Hocam siz son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi sorunumuz şu. Gerçekten gelecek kuşaklarda günümüzde bugün sahip olduğumuz endemik bitkilerimizin çoğunu göremeyecekler. Birçok canlı türü de artık resimlerde kaldı. Yok artık. Ve bunların yok olmasını hazırlayan sebepler çok basit. İnsansı çıkar amaçları, satış amaçları, kazanç amaçlarıyla yok ettiğimiz çok canlı var. Onun için kuşkusuz insanların bazı şeyleri yapma hakları var. Ama bunların bir denge içerisinde çevreye ve insanlara, toplum sağlığına zarar vermeyecek koşullar altında kurallara uygun yapılması için hep birlikte işbirliği yapmak zorundayız. Ve esas olan güzel kural koymak değil, onu denetleyecek mekanizmanın, düzengenin de kurulmuş olması. Evet. Ben çok teşekkür ederim hocamıza da. Bize çok renk kattı. Her şey gelecek içinse, kazanç bile gelecek için yapılıyor ise aslında gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak en büyük kazanç olacaktır. Evet. İnşallah her birey önce çöpe atarken kendisi düşünsün, önce evin önünü temizlerken kendisi düşünsün, ülke de kendi çevresini korusun ve doğal olarak da dünyamız bundan fayda görsün umuduyla. Çok teşekkür ederim hocamıza. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim tıp dünyasının bugün için sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün yaşam döngüsünü konuştuk aslında. Doğumdan ölüme kadar. Arada geçirdiğimiz zaman sadece dünya ve burası bize ait değil. Biz sadece bu dünya, sadece biz yaşamıyoruz bu dünyada. Bu dünyada tüm canlılar, ağacınız, çiçeğiniz, üzerine bastığınız toprak dahi canlı. O nedenle sadece kendimize değil, tüm dünyada var olan tüm varlıklara karşı saygılı bir şekilde yaşamak adına diyorum. Bugünkü stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Çağatay Güler'di. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığı için, değerli bilgileri için. Tekrar bir başka tıp dünyasında görüşünceye dek hoşçakalın diyorum.